Güzel bir İnegöl sabahından hepinize kucak dolusu günaydınlar. İki güne göre bugün hava gerçekten harika. Ama soğuk ama en azından böyle güneşli. Arkadaşım Mücbe sabah böyle kahvaltıya geldi. Beraber kahvaltımızı yaptık. Şimdi onunla birlikte İnegöl'ün bugün giysi pazarı var. Merhaba. Alışıyor. Yavaş yavaş alışacak. Çünkü artık evde yedi. Şimdi hesaplama yapıyoruz. 13 yıldan beri Mücbe ile biz tanışıyoruz. Şükürler olsun arkadaşlığımız, dostluğumuzla hep böyle devam etsin. Şimdi biz bugün... Amin. Amin. bugün biz buranın cuma pazarı var, giysi pazarı arkadaşlar. Oraya gidiyoruz. Birazcık da böyle hem spor da yapmış oluyoruz, yürüyoruz. 3 günden bir bayağı yürüyoruz Mücbe. Arkadaşlar bu arada Sela okunuyor. Hepinizin cuması da mübarek olsun. Siz bir videoyu cumartesi izleyeceksiniz ama vallahi kusura bakmayın, dün ben söylemeyi de unuttum. Tekrardan hepinize hayırlı cumalar diliyorum. Şimdi biz pazara da yaklaştık. Erken bir saatte de gelecektik aslında. Ama sohbet, çay içelim falan derken öğleni buldu bizim gelmemiz. Bakalım neler var şimdi. Valla pazar gezmesini sevenler, çok arkadaşlar. Ay şey çok güzel. Çok güzelmiş. Ne kadar ki fiyatı? Kadife. Ne kadar bunlar? 55 lira. 55 lira. Arkadaşlar 55 lira fiyatı. Böyle renkleri de var. Siyahı, kremi, her rengi. Ama gerçekten çok güzel. 65 TL'ymiş buradaki sweatlerin fiyatı. Şu baykuş sevenlere gelsin. Özgecim özellikle sana. Kendisi baykuş hastası. Kız kardeşim de kedi hastası. O tarz böyle figürleri çok seviyorlar. Ama bu sene herhalde bu ananaslar çok moda. Vallahi arkadaşlar bu tezgah çok hoşuma gitti. Özellikle bu siyah olan da çok güzel sweat. Altına da böyle deri giydirmişler. Çok da güzel böyle bir takım olmuş. Ay ben çok buna şık. Bayıldım. Arkadaşlar bu daha da siyah duruyor. Şimdi bak, videodan açık gibi duruyor ama siyah. Ne kadarmış bu fiyatı? Bunlar ne kadar? 65. Pazar ama mağaza fiyatı. Ben bu üstlükleri çok beğendim.
Ne kadar bu sweatlerin fiyatı? 60. 60 TL. Ama kaliteli. Güzel, çok güzel. Ne kadar ki bunlar? Çok güzelmiş. Ne kadar bunların fiyatları? Tam bir yaş olsun zaten. Ona baksana bana. Ay. Çok tatlı. Ne kadar güzel. Kız, bir kız var mı alsam bunu? Ne kadar bunlar? Fiyatları ne kadar? Buyurun. Arkadaşlar fiyatları da 20 TL'ymiş. Vallahi çok güzel. Alışverişimiz bitti. Böyle ufak tefek bir şeyler aldık. Güneş geldi gözüme. Öncücüsünü göstereyim. Evet. O kahve bardağı çok güzel. Şimdi ben nereye doğru gidiyorum? Canlar. Kime gidiyorum? Bir şey kalmadı ama olsun. Yani epeydir istiyordum. Çalıştığım için de hiçbir zaman alamıyordum. Çünkü yetişemiyordum. Vardiya uymuyordu. Fiyatı da 14.90. Bir tane aldım bundan. Bu haftanın ürünü nedir? Dünkü gibi bilmiyorum. Burada üçlü bambu stand var, kapaklı. Meyveli sebze püresi 399 TL. Kutlu kesme tahtası da 39.90. Kavanozlar da 13.90. Herhalde bu hafta olan ürünler burada. Kısa bardakların fiyatı 11.90. Burada Paşa Bahçe'nin tuzluk biberlik 6.95. Bakayım canım. Böyle ben zeytinyağlı kıta beğendim. Sence mağazada şeydeki, pazardaki olan mı bu mu? Pazardaki olan. Bu renkler çok güzelmiş. Bambu sunum tabağı 79.90. Pahalıymış bu. Çekmeceli yan sehpa. Güzel ama. 90. Oldum. Dedim hadi bir kahve de içeyim. Şöyle arkadaşlar, şimdi bu çayla kahve benim. Bize afiyet olsun o zaman arkadaşlar. Görüşürüz. Şu an 6.30 ve ben eve yeni geldim. Böyle aldıklarımı zaten gördünüz neler aldığımı. Şöyle dedim hani tekrardan bir göstereyim, yanlış anlamazsanız eğer. Böyle bir kahve fincanı aldım. Bu benim çok hoşuma gitti. Büyükleri de var. Ama çok fazla böyle renk seçeneği yoktu. Sadece bunu gözüme kestirdim. Bir tane vardı ama onda böyle hafif defo vardı. Papatyalı gibi böyle daha açık bir sarı. Yoksa papatya yok muydu? Onu tam bilmiyorum. Bak şimdi unuttum yine. Cam cezve aldım. Bu benim ikinci öncelerden. Cuma günleri biliyorsunuz ya kalkamıyordum, ya gidemiyordum, ya vardiyam denk gelmiyordu. Sonunda aldım arkadaşlar. Bir de böyle çay için süzgeç aldım. Çayı dökerken böyle o şeyleri çıkmasın, tortuları. Hiç hoşuma gitmiyor. İnşallah uyar. Gerçi tüm demliklere de uyar diyor ama. Aldıklarım bunlar arkadaşlar. Pazardan ve BİM'den. Şimdi ben bunları hemen güzelce yıkayayım arkadaşlar. Akşama şöyle cezvemi de deneyeyim. Güzel bir kahve yapayım. Normalde kahveci değilim ama arada sırada iyi oluyor. Ben çaycıyım arkadaşlar. Çay, yani illaki çay olacak bana. Kahve de bazen arada sırada iyi oluyor.
Bakalım inşallah elimde patlamaz. Almış olduğum cam cezveyle şimdi sizlerle birlikte bir kahve hazırlamak istiyorum. Arkadaşlarımla birlikte kahve içtim. O yüzden bu kahveyi eşime hazırlıyorum. Böyle bakın, bir de sunumda yaptım onu. Yanına da böyle bir iki çikolata da koyayım. Şimdi bununla da bir tane soğuk su da koyalım buna. Bir taraftan arkadaşlar çayı da demledim. Şimdi ben altını da kısayım, o böyle iyice otursun. Kahvemiz de şu ana kadar iyi gidiyor. Kahve makinesi mi derseniz bana. Şöyle bir parantez açayım. Kahve makinemden çok memnunum. Birçok kere de söyledim. Sakın yanlış anlamayın beni. Tadı süper. Fakat köpük, cezvedeki gibi çok aman aman köpük olmuyor bu makinede. Hazır çekilmiş kahveyle asla köpük olmuyor. Onu buradan belirteyim. Ama memnunum. Tadının telvesinden memnunum. Severek de kullanıyorum. Buradan tekrardan kız kardeşime, oğluma çok teşekkür ediyorum. Ama en güzel kahve, en güzel kahve bana göre cezvede yapılandır. Yani bir de közde yapılan kahve çok lezzetlidir. Çayımın altını kıstım ama biraz daha kısayım ben onu. Çaydanlığın kurpları ısınıyor mu dediniz bana. Arkadaşlar çaydanlığın kurpları kesinlikle bakın hiçbir şekilde ısınmıyor. Sadece şu kısım, o da çayın buharından kaynaklanan, yani ondan dolayı sadece bu kapak kısmı ısınıyor. Hisar marka arkadaşlar. Trendyol'dan aldım, indirimlerden. Epey oldu alalı benim bunu. Çok memnun kahvemizde oluyor. Şimdi kahvemizi dökelim. Köpüğünü ayırmadım ben. Oh, bol köpüklü oldu arkadaşlar. Şimdi eşcağızıma afiyet olsun. Şekersiz duble kahvesi afiyet olsun. Bayağı da çok oldu. Yani aslında kahve için bayağı da büyükmüş arkadaşlar. Ne olursa olsun bana çay olsun. Yani ben böyleyim. Kahveyi de seviyorum ama çay kadar değil. Buradan çay severlere de selam olsun hepinize. Şimdi şöyle güzel çaylarımız da demlendi. Fakat pazardan aldığım çay süzgeci elimde kırıldı. Olmadı arkadaşlar. Zaten arkadaşım demişti Aysun bunu alma, çok kaliteli değil diye, ama ya ben yaparken yanlış yaptım, anlamadım. Valla elimde böyle kırılıverdi. Çayın yanına mısır patlatıyoruz. Valla bol tuzlu istediler benden. Arkadaşlar eşimle bize afiyet olsun. Kapanışta tekrar görüşürüz. Arkadaşlar 3 gündür bayağı aktifim dışarılarda. Bayağı bir mağaza gezdik, züccaciye. Bugün de pazara gittik arkadaşımla birlikte. İnegöl'ün cuma pazarı, giysi pazarı. Fiyatlar gerçekten mağazalara göre çok pahalı buldum. Bir önceki gün AVM'de gezdiğim zaman böyle sivitler vardı, kapşonlu. Hatta ben de kendim aldım. Gayet uygun ama bugün yani pazar fiyatları bayağı uçmuş. Yani kesinlikle hiçbir şekilde pazarlık bile yapmıyorlar. Yani 1 lira bile indirim bile yapmıyorlar. Vallahi pazar mı, mağaza mı derseniz, ya mağaza. Çünkü mağazada indirimler daha çok oluyor. Tabii ki bu tercih meselesi. 3 gündür dışarıdayım. Bayağı böyle yerler gezdim. Çekmediğim böyle mağazalar da oldu, inanın. Ama yani tekrardan söyleyeceğim ama pazarla mağazayı böyle karşılaştırdığımda
Bana mağazalar daha bir uygun geliyor, daha indirimli. Tabii ki pazardan da alışveriş yapıyorum arkadaşlar. Ama fiyatları görünce ben şok oldum. O avokadolu, ben de ona videoda parantez için ben de videoda ona ananas demişim. Ay, Instagram'daki story'de de ananas diye atmışım. Hatta bir kişi abla çok sempatiksin ya diyor, böyle güldü. Ay dedim valla kusura bakma. Neden sonra ananas demişim. Neyse, o ananaslı tişört şey, yine aynı. Avokadolu işte sweet Madame Mousse'a girmiştim ben. Orada daha uygun. Arkadaşlar yarın da cumartesi. Eşim de izinli. Bilmiyorum bir yere gider miyiz, gitmez miyiz? Çünkü yasaklar da başladı. Kıraathaneler, lokantalar, yemek yenilen bütün alanlar, her yer kesinlikle yeme içme yasak. Paketleme servisi olacakmış. Vallahi deminden konuştuk, ne yaparız ne ederiz yarın bilemiyorum artık, gider miyiz gitmez miyiz? Aslında bu durum çok iyi oldu, biraz da olsa mesafeler korunacak arkadaşlar. Eğer yarın gidersek de kesin böyle sakin, böyle bir sahil kenarı ya da olursa bilmiyorum gider miyiz gitmez miyiz veya doğada bir yere gideriz diye düşünüyorum veya hiç de bir yere gitmeyiz, evimizde otururuz yine. Böyle arkadaşlar. Arkadaşlar inanın eşimin benden çok dizisi var. Bilmiyorum, çok seviyor. Ben Masumlar Apartmanı ile Kırmızı Odayı bu işten çıktıktan sonra ben yavaş yavaş seyretmeye başladım. Çok seviyorum ikisini. Ama inanın videomun editini yaparken hiçbirinin başından sonuna tam net seyredemiyorum. Ya zaten vaktim olmuyor. Bu video edit işi beni çok zamanımı alıyor. Zaten gün içinde koşuşturma saat 2'yi buluyor, yatmam 1.30-2'yi buluyor. İnanın yorucu bir iş ama çok seviyorum. Bugünlük de benden bu kadar olsun arkadaşlar. Umarım ki severek ve beğenerek videomu sonuna kadar izlemişsinizdir. İzlemişsiniz de ne mutlu bana. Kanalıma abone olmadan izleyen arkadaşlar, abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum. Kendinize çok dikkat edin. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hepinize kucak dolusu selamlar, sevgiler.